Ocak 1953, Kahramanmaraş, Yürükselim Mahallesi'nde doğduk, merkez. Babam komisyoncuydu, annem ev hanımıydı. İşte onların denetiminde biz sokaklarda hürce yaşardık. Şimdiki gibi böyle güvensizlik ortamı yoktu. Hatta akşamlara kadar sokaklarımız böyle, herkes birbirini tanırdı. Daha sonraları ilkokul çağımız oldu. Batı Park'taki Akçakoyunlu İlkokulu'na gittik. Böyle servis falan da yoktu. Biz evden çıkardık. 5-600 metre veya 7-800 metre bir mesafede yürüyerek gidip gelirdik. Şimdiki gibi servis olayı yoktu. Allah rahmet eylesin. Memiş Tarak diye bir ilkokul öğretmenim vardı, unutmuyorum. Onun ilgisi ve alakası da iyiydi, severdi. Zaten her şeyin başı sevgi. Siz öğretmeninizi seviyorsanız dersiniz de iyidir. Öğretmen sizi seviyorsa öğrenci de iyidir. İlişkiler de iyidir dolayısıyla. O şekilde yani süper demeyelim de başarılı bir öğrenciydim. Neticede işte babamın isteği üzerine İmam Hatip'e kayıt yapıldı. Allah'a şükür 4 yıl ortaokul, 3 yıl da lise kalmadan, efendim ikmale falan kalmadan, sınıf tekrarı yapmadan 7 yılı tamamladık. Biz İmam Hatip mezunu olduğumuz için üniversiteler almazdı bizi. Bir Erzurum Atatürk Üniversitesi alıyordu. O da çok yüksek puanlarını alıyordu. Benim İmam Hatip'ten 3 tane samimi arkadaşım vardı. Onlar kazandılar, gittiler, Erzurum'dalar. Mektuplaşıyoruz sık sık. Yine sınava girdim ben, sonuç bekliyoruz. Sonuçlar da geldi, pardon. Süleyman'a mektup yazarken Süleyman bana telefon açtı. O sıralarda diyor, yani karda Erzurum'dan, zaten eskiden böyle cep telefonları yok. Biz Kayseri'ye, Antep'e, PTT'ye yazdırırsınız, saatlerce beklersiniz. Kaçıncı sıradayız sık sık sorarsınız, rahatsız edersiniz. Belki akşama kadar siz gidip gelirsiniz ama telefon çıkmaz. O gün diyor Süleyman, ben seni yazdırdım PTT'de, anında çıktı diyor. Bana işte dedi ki, eğitim enstitüsünde de puanlar düştü, seninkinin çok altında, hemen gel. Ve akşamüstü bindim, Erzurum'a gittim. Sabahleyin indik orada, her taraf kış, kıyamet, etraf, yerler buz. Arkadaşım gelmiş, beni bekliyor. Aldı götürdü. Kayıtımızı yaptırdık eğitim enstitüsüne. O şekilde işte 3 yıl Kazım Karabekir Eğitim Enstitüsü'nde okuduk. Ondan sonra aynı evde kaldık. Süleyman sağ olsun bana ranzasını verdi. 3 kişi kalıyorlardı. Dördüncüye yer de yok. O arkadaşım yere yatak serdi her gün sabah. Topladı, okula gitti, beni ranzasında yatırdı. Öyle 3 yılımız geçti orada. Ben öğretmen oldum. Bir yıl göndermedi. Ben dedi bir iş bakayım, tamam. Dükkanı benim üzerime yaptı. Sigortasını, bilmem nesini. Ondan sonra bir yıl gezdi. Baktım ki beni oraya bağlamak istiyor. Ankara'da bir arkadaşın düğünü vardı. Dedim ben arkadaşın düğününe gideceğim abi. Müsaade eder misin? Git dedi. Giderken de dedim ki ben de bir tayin de yaptırabilir miyim dedim. Sen bilirsin dedi. O şekilde gittim. Ankara'da da bir tayin işiyle uğraşmaya başladık. Hemen bir müsteşar vardı, Allah rahmet eylesin, amcamın arkadaşıymış. Onunla tanıştık. 2 günün içerisinde zarfımızı da elimize verdi.
Merkez Gazi Ortaokulu Türkçe öğretmen olarak geldik. Ya hanım işte bizim bağ komşusunun torunu. İşte kız bakıyorlar. Biz de yani öyle o dönemler arkadaşlık falan filan yoktu. Olmazdı da. İşte bulmuşlar, karar vermişler. Bizi götürdüler. İşte vardık, oturduk ama babam var, abim var. Rahmetli kayınpeder var. Efendim işte kayınvalide var. Ablam var. Annem rahmetliydi zaten. Ben çok başımı kaldıramıyorum. Böyle hatta bir su istedim, getirdi. Ben gene de bardağı böyle eğilmiş almışım. Yüzüne bakmak hiç aklıma gelmedi. Böylece ondan sonra işte nişan oldu, düğün oldu. Allah'a çok şükür mutluluğum haddinden fazla. Allah herkese de nasip eylesin. İki tane kızım var, dört tane torunum var. Üç kız, bir oğlan. Okulumuz bayağı kalabalıktı. Zaten üç tane ortaokul vardı. Yani önde gelen okullardan bir tanesiydi. Öğretmen arkadaşlarla da benim hep diyaloglarım iyi oldu. Böyle hiçbir olumsuzluk yaşamadım. Ne öğrencilerimden, ne öğretmenlerden. Bayağı da kalabalıktı. Geçenlerde işte biz bir albüm yaptım ben Gazi Ortaokulu'nun öğretmenleri. Ölenlerin rahmetlileri ayrı bir albüm yaptık. Onların resimlerini koyduk. 24 tane arkadaşımız aramızdan ayrılmış. Allah rahmet eylesin. Hala çoğuyla konuşuyoruz. Telefonlaşıyoruz veya mesajlaşıyoruz. Yani ben Allah'ıma hep hamd ediyorum. Böyle beni görüp de yönünü bir tarafa çevirip ya şunun yüzünü görmesem dediğim bir arkadaşım olmadı. Çalıştığım hiçbir arkadaşım öyle bir davranışta bulunmadı. Öğrencilerim de öyle. Hepsinden Allah razı olsun. Hep öğrencilerime şunu anlattım. Okul bitmekle ilişkiler bitmez. Yarın bir gün bir yerlerde karşılaşırız, akraba oluruz. Yan yana bir koltukta yolculuk ederiz. Bir masada beraber oturmak, çalışmak zorunda kalırız. Bir toplantıda beraber oluruz. Utanacağımız şeyleri yapmamamız lazım derdim. Hatta hanım rahatsız Ankara'da. Ben özel laboratuvara kan örnekleri götürdüm, verdim. O sıralarda da işte kızım benim şey oldu. Üniversiteye hazırlanacak. Şimdiki gibi dershaneler falan da yok. Bir dershanenin önünde kitaplara vitrinden baktım. Geçtim gidiyordum. Arkadan bir bayan, beyefendi bakar mısınız dedi. Döndüm. Buyurun dedim. Kendimi hazırladım. Eğer bir yol falan soracaksa ben de yabancıyım diyeceğim. Emin kahveci mi dedi. Evet buyurun dedim. Hocam dedi ben öğrenciniz. Kendini tanıttı. Gel buyur illa dedim ya rahatsız etmeyin falan. Yok hocam gel dedi. Bizi içeriye aldı. Bir çalışan daha varmış. O da öğrencimmiş. Oturduk sohbet ettik. Bey'i de öğrencimmiş. Hocam dedi Murat'la biz hep senden bahsederiz dedi. İlla akşam eve dedim ki yok ben uzun zamandan beri buradayım. Otelde yerim ayrılmış. Rahatsız etmeyin sağ ol. Yemeğe gel falan dedim sağ ol. Çok selam söyle. Yani okuldaki ilişkilerimiz okulun bitmesiyle son bulmuyor. Çocuklara bunu anlattım. Yani biz öğrencilerimize baba anne şefkatiyle yaklaştık.
arkadaşlarımız da öyleydi. Yani bizim milli ve manevi değerlerimiz, güzel hasletlerimiz bizim ortak paydamızdı. O çocukların bize milletimizin emaneti olduğunu bilir. Kendi çocuklarımızdan ayırt etmezdik. Onlara hep şefkatle yaklaştık. Hiçbirine inşallah yanlış yapmamışımdır. İsmim Hilmi Kişi. Kahramanmaraş'ta doğdum. İlkokul, ortaokul ve liseyi Kahramanmaraş'ta okudum. Yüksekokul ve üniversiteyi bitirdikten sonra 1991 senesinde öğretmen olarak göreve başladım. Hala öğretmen olarak çalışıyorum. Emin Hocam'la ortaokullu yıllarda karşılaştık, yollarımız kesişti. Kendisi bizim öğretmenimizdi. Derslerimize girdi ortaokulda. Emin Hocam bir defa her şeyden önce çalışkan, azimli birisi olarak iletişimi çok güçlü, planlı çalışan, her zaman öğrencilerini önceleyen, onları daha iyi noktalara getirmek için emek sarf eden, gayret eden bir hocamız olarak tarif edebilirim. Hala görüşüyoruz, konuşuyoruz. Sağ olsun o da bizleri arıyor. Biz de kendisini ziyaret etmeye çalışıyoruz. Kendisine layık olmaya çalışıyoruz. Kendisinden aldıklarımız, gördüklerimizi biz de kendi öğrencilerimize, eğitim hayatımızda öğrencilerimize vermeye çalışıyoruz. Onlarla paylaşıyoruz. Yazılı kağıtlarını çocuklar kantinden parayla aldılardı, 5 kuruş verip. Sonradan biz arkadaşlara dedik ki, ya yazarken yanlış yazıyorlar, anlamıyorlar, eksik oluyor, cevaplar şey oluyor. Biz o zamanlar fotokopi falan yok, teksir makinasında mumlu kağıda daktilo ederiz. Ondan sonra teksir makinasında teksir yaparız soruları. Topla kantinden kağıt alıyoruz. Onlar 5 kuruş aldığında biz topla alınca biraz daha uygun oluyor. Veremeyen veya üzerinde parası olmayan çocukların da paraları oradan çıkmış oluyor. Yine bir böyle sınıfın birinde başkanlar parayı topluyor, kantine götürüp teslim ediyorlar. Başkan parayı toplamış, getirmiş, bıraktı masanın üstüne. Dersim bitti, ben çıktım, masanın üstünde bıraktım parayı. Peşimden bir öğrencim geldi koşa koşa. Hocam parayı unuttunuz dedi masanın üstüne dedi. Olsun evladım dedim, bir şey olmaz. Neyse ikinci saat de benim de geldim. Çocuklara olayı anlattım. Dedim ki bak bu parayı ben size olan güvenimden dolayı bıraktım. Bu para bundan daha çok para hiç önemli değil. Bunlar yani değer olmayan şeyler. Yarın biz sizlere canımızdan bile değerli bildiğimiz, aziz bildiğimiz emanetlerimiz var. Bunları teslim edeceğiz. Bunlar işte vatan, bayrak, millet, devlet, namus. Biz yarın size, siz öyle yetişeceksiniz ki böyle 3 kuruş paraya değil, canınızdan bile aziz bileceğiniz değerleri emanet olacak. Siz onların kıymetini bileceksiniz, onlara sahip çıkacaksınız. Devletin, milletin menfaatini kendi menfaatlarınızdan önünde tutacaksınız. Bu, ben bunu bilerek bıraktım size olan güvenimden dolayı. O zaman çocuklar bayağı etkilenmişti. Yani çocuklara güvenmek, gerçekten milletler eğer gençliklerini iyi yetiştirirlerse, geleceklerinden de emin olurlar. Eğer işte gençlik iyi yetişmezse, akıbetleri çok da parlak olmaz. Daha önce 2 kere kalp krizi geçirdim. İkincisinde Maraş'taki bir hastaneye gittim.
Hastanede bana baktılar, anjiyo yaptılar. İlaç verdiler. Damar dediler %100 tıkalı, bir şey yapamayız. Taburcu ettiler. Ankara'ya bir CD'yi gönderdik. CD orada okundu. Gelsin stent takalım demiş hoca. Gittik, stent taktı. Geldik. Şimdiye kadar iyiydim yani. Bu arada bir de ağaçtan düştüm. Belimde bir ameliyat geçirdik. 8 tane platin takıldı. Onun daha şeyini atlatamadan böyle göğsümde ağrılar oluşmaya başladı. Ben Ankara'ya yine gitmeyi düşünüyordum ama pandemi dolayısıyla gidemedik. En sonunda işte burada bir göğüs ağrısıyla müracaat ettik. Anji olduk. Yoğun bakımda kaldım. Ondan sonra kardiyoloji yoğun bakımda. Ondan sonra servise aldılar. Ondan sonra saat 22.30 gibi ben dalmışım. Emin hocam diye bir ses duydum. Gözümü açtım ki Mehmet Bey karşımda gülümsüyor. O eski çocukluk günleri gözümün önüne geldi. Oturdu artık, muhabbet ettik. Hocam dedi, bu çok önemli bir şey değil. Yarın ben senin servisimi alırım. Fazla açmam da dedi. Hemen bunlar ufak şeyler, sen üzülme falan dedi. Yok dedim, üzülmüyorum, sen varsın ya falan dedik. Sonra servisine çıktık işte. 2-3 gün tahliller, tetkikler devam etti. Bypass'a karar vermişler. Hocam dedi, yarın seni ben ameliyatı alacağım. İyi dedik. Ameliyatı haneye götürdüler. Bu arada kollarımı bağlıyorlardı. Mehmet Bey geldi gene başımda, ucumda. Hocam, yola çıkmaya hazır mısın dedi. Dedim ki vallahi sen varsan beraber ben Fizan'a kadar giderim dedim. Ben Suçumam Üniversitesi'nde kalp ve damar cerrahisinde doçent olarak görev yapıyorum. Kahramanmaraşlıyım. İlk orta ve lise yıllarını burada işte ilkokulu mahallemizin okulu olan Domlupınar İlkokulu'nda, sonrasında hocamızın olduğu ortaokulu Gazi Ortaokulu'nda, sonra Fatih Lisesi'nde bitirdik. Sonra üniversite yıllarını Adana'da okuduktan sonra ihtisasımı Ankara'da Gazi Üniversitesi'nde yaptım. İhtisas bittikten sonra buralı olmamız durumuyla tayinimiz Kahramanmaraş'a çıktı. Şimdi Emin hocamızla ilgili de anjiyosu yapılmış ve damarların ciddi darlıklar olduğu ve tıkanma olduğu görülmüş. Anjiyo da açılamamış. Anjiyo açılamayınca da tabii bize danışıldı. Benim de icabcı olduğum haftaya denk gelmiş olması da yine bir ilginç bir tesadüf. İsim olarak tabii bakmadan gittim. Yani hasta bir konsültasyon olduğu için. Hasta yatağına baktım da gördüğümde hocam olduğunu gördüm ki dediğim gibi geçmişten anısı olan bir hocamız. Yani unutulma şansımız yok, unutma şansımız yok. Edebi yönüyle, kişiliğiyle de örnek aldığımız hocalarımızdan, geçmişimizde olan birisi. Tabii görünce önce bir şaşkınlık oldu. Hocam işte hayırdır, ne yapıyorsunuz burada, nasıl oldu bu iş derken. İşte olayı anlattık kendisi, anjiyosunu izledim. Anjiyosunun neticesinde damarlarının açılması gerektiğini, o yüzden ameliyat olması gerektiğini ifade ettim, anlattım. Sonrasında hocam da tabii ameliyat olması gerektiğini hastalığından dolayı da olunca kendi kliniğimizi alıp ameliyat hazırlığını yaptık ve ameliyat aldık. Değişik bir tecrübe. Yani normal tabii çok ameliyat yapıyoruz. Kalp ameliyatları her gün 1 veya 2-3 ameliyat yaptığımız günlerin içerisinde tanıdığım birini, yani anısı olan birini ameliyat etmek farklı bir iç duygu durumlarını oluşturuyor. Faydamız olmuşsa, yani onun mutluluğunu yaşamış olmak da başka bizim için bir onur oldu gerçekten. Mehmet Bey'in tanıdık olması, öğrencim olması,
güler yüzlü, güven veren, pozitif böyle enerji yayan bir arkadaş olması beni gayet rahat bir şekilde ameliyata götürdü. Yani böyle hiç korkmak, ürkmek, düşünmek gibi bir şeyim olmadı. Ya acaba Mehmet Bey'den daha iyisi var mı yok falan gibisine de hiç ihtiyaç duymadım. Güvendim, çok şükür. Mehmet Bey de o mübarek elleriyle bize şifa verdi Allah'ın izniyle. Çok iyiyim. Yani servisteki arkadaşlarına, personeline Emin kahveci benim hocam demiş. Gelip soruyorlardı. Hocam, Emin amca sen Mehmet hocanın hocasıymışsın. O eskiden de diyorum. Şimdi o benim hocam oldu diyorum. Gülüyorlardı. İşte böyle öğrencilerimizi başarılı görmek hakikaten beni son derece mesut ediyor, mutlu ediyor, bahtiyarlık duyuyorum. Evet Hilmi'ciğim. Evet hocam. Zaman olur ki hayali cihan değer. Evet. Gerçekten bugün cihanı değecek bir zamanda yaşıyorum ben şimdi. Sizleri böyle aramda görmek, yanımda görmek. Eyvallah. Hiç bilmezken yanı başımda bulmak bana mutlulukların en büyüğü. Buradaki yıllarım bir bir gözlerimin önünden geçti. Beni ta 40 yıl öncesine götürdünüz. Çok teşekkür ediyorum. Hocam bizim aslında varoluşumuz, bugünlere gelişimiz bir eğitimle oluyor. Yani bunun parçalarından biri olarak sizler de bir parçasısınız. Yani bizim açımızdan tek kişisiniz. Gördüğümüz, baktığımızda örnek alacağımız ahlak, etik, eğitim anlamında örnek alacağımız öğretmenlerimiz var. Onlardan alınaraktan hepsinden bir şey katıp bir yemek ortaya çıkıyor, bir meslek ortaya çıkıyor, bir şeyler olunuyor. Evet. Ama işte bu hazırlayan olaraktan sizin de yani hani mutlaka bu durumu yaşayınca hissettiğiniz bir şeyler olmuştur herhalde. Muhakkak tabii ki. Öğretmenlik öyle bir meslek ki yani sizin yetiştirdiğiniz fidan ileride ulu bir çınar oluyor. Yıllar sonra öğretmen oldum ve 30 küsur yıldır öğretmenlik yapıyorum, yöneticilik yapıyorum. Öğretmen arkadaşlarımla hep şunu paylaşıyordum, diyordum ki onlara lütfen sınıfa girdiğiniz zaman sıralarda oturan öğrencilerinizi, evinizdeki kızınız Ayşe, oğlunuz Ahmet, Mustafa olarak görmüyorsanız lütfen kendinizi bir sorgulayın. Yani orada oturanlar sizin öz evlatlarınız, öz evlatlarınızdan daha yakın, daha önemli. Çünkü emanetler ve onlara yapabileceğiniz, verebileceğiniz en güzel şeyleri vermeye çalışın. Öğretmenlik böyle bir şey. Ben hala öğretmenlik rüyaları görüyorum. 10 sene oldu emekli olalı. Hala böyle rüyalar. Belki garip gelir ama gerçekten böyle. Hala okulla ilgili rüyalar görüyorum. Öğretmenlik güzel bir meslek. Her meslek mukaddestir ama öğretmenlik ayrı bir özelliği olan, güzelliği olan bir meslek. Makam mevki bittiği zaman çok o makam sahiplerinin etrafında olan dostları azalmaya başlar. Ama öğretmenlik öyle değil. Siz ölünceye kadar, belki de öldükten sonra bile sizi yad ederler, Fatiha gönderirler.